Sayın Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Çorum Milletvekili, Türk Dünyası Hizmet Ödülü. Sayın Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Çorum Milletvekili, Türk Dünyası Hizmet Ödülü. Ama az önce Sayın Kabaklı'nın söylediği sözleri çok ciddi şekilde not ettik. Sadece Brüksel'i değil, özellikle Türk dünyasının ve özellikle Türkiye'deki bizim ana yurdumuzun mecazsizleştirmek istendiği bir dönemde bize kuzu postuna bürünmüş dostların adeta sessizliğini bir kenara not ettik. Ve gün gelince elbette bunların hesabı sorulacak. Fakat ben burada bir başka hususu ifade etmek istiyorum. Çok özür dileyerek az sonra aranızdan ayrılacağım bir yurt dışı programı var. Ama Seyfullah Türksoy kardeşimi aşağı yukarı 25-30 yıldır tanırım. Ve biliyorum ki siyasi faaliyetlerde olduğu gibi sosyal faaliyetler daima bir veya birkaç kişinin sırtında onların özverisiyle yürümektedir. Ve burada Seyfullah Türksoy kardeşimin çalışmalarını da yakinen biliyorum. Ama diyorum ki kardeşim, bugün hamdolsun sizin açtığınız yoldan, açtığınız çığırdan biz devam ediyoruz. Bu ülkenin kunte kinteleri değiliz. Ve özellikle sizin derginizin ve araştırma merkezinin adı olan İpek Yolu dergisi, İpek Yolu'nu biz İpek Yolu demir yolu hattını gerçekleştirmek suretiyle Türk dünyasını birbirine yakınlaştırmak, ticari, ekonomik, kültürel ilişkileri geliştirmek konusunda adım atmış olmanın da keyfini ve şerefini yaşıyoruz. Çok şükür. İnşallah yeni dönem Türk dünyasının olacaktır. Biz Türk dünyasındaki olan biteni özellikle bu yanlı ve güdümlü basından değil, Seyfullah Türksoy kardeşimizin televizyon programlarından, İpek Yolu dergisinden ve verdiği stratejik araştırmalar merkezinde verdiği istikametten ve bilgilerden takip ediyoruz. Bu vesileyle kendilerine başarılar diliyorum. Jüriye tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmayla belli ki bu ödülleri belirlediler. Ama bir şey belirtmem lazım ki Türk dünyasında hala özellikle kuzeyimizdeki ülkede azınlık olan Türklerin giderek asimile edildiklerini ya da kaybedildiklerini görmekteyim. İnşallah Türkiye'nin önündeki engeller kalktığında Türk dünyasının siyasi anlamda olmasa bile kültürel anlamda yeniden birlikteliği, yeniden şahı kalmış olmuşluğu, yeniden dirilişi mümkün olabilecektir. Ve bunda da en büyük pay elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Ben tekrar hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık gördüğünüz için sevgili Mati'ye